Buna göre AVM kentlerinin aşağıda verilen özelliklerinden hangisi kesinlikle aynıdır denilmiş. 21 Mart tarihinde farklı yarımkürelerde bulunan AVM kentlerinde güneş aynı anda doğup aynı anda batıyormuş. Buna göre hangisi kesinlikle aynıdır denilmiş. 21 Mart tarihinde aynı boylam üzerinde olan yerlerde güneş aynı anda doğar, aynı anda batar. Bundan dolayı yarımküreleri farklı olsa bile boylamları aynıysa güneşin doğuş ve batış anı aynı olur. Dolayısıyla boylam derecelerinin aynı olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Yukarıda verilen özelliklerden hangilerinin ortaya çıkmasında yörüngenin şekli etkilidir denilmiş. Dünyanın yörüngesi elips şeklindedir. Bundan dolayı Dünya Güneş'e bazen yaklaşır, bazen yakın olur, bazen Güneş'e uzak olur. Bu da yörünge hızının değişmesine neden olur. Dünyanın Güneş'e olan uzaklığının değişmesinin nedeni yörüngenin elips olmasıdır. Bunun sonucunda Dünya'nın yörünge hızı değişir. Yörünge hızının değişmesi ayların ve mevsimlerin süresinin farklı olmasına neden olur. Fakat mevsimlerin ortaya çıkması Dünya'nın ekseni eklerin sonucudur. Güneş ışınlarının düşme açısının yıl içerisindeki değişmesi yine Dünya'nın ekseni eklerinin sonucudur. Bundan dolayı 2 ve 3 diyoruz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bir bölü 50 bin ölçekli topografya haritasını kullanarak araştırma yapan bir coğrafyacı, elde ettiği bilgiler doğrultusunda elindeki haritaya göre daha ayrıntılı haritalar yapmak istemektedir. Buna göre bu coğrafyacı öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır denilmiş. 1 bölü 50 bin ölçekli haritadan daha ayrıntılı bir harita istediğine göre haritanın ölçeğinin büyütülmesi lazım. Daha büyük ölçekli bir haritanın kullanılması lazımdır. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir. Buna göre haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde kurak iklim görülür şeklinde sorulmuş. Bir numaralı bölgede ılıman okyanus iklimi görülür. 3 numaralı bölgede ekvatoral iklim görülür. 2 numaralı bölgede Akdeniz iklimi görülür. Akdeniz iklimi denizel bir iklimdir. 4 numaralı bölgede muson iklimi görülür. Bu iklimlerde yağış miktarı fazladır. Fakat 5 numaralı bölgede çöl iklimi görülür. Bundan dolayı kurak iklim görülür diyebiliriz. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki durumlardan hangisi üzerinde iklimin etkisi daha azdır denilmiş. Sibirya çevresinde nüfuslanmanın az olması soğuk olmasından kaynaklanır. Doğu Anadolu'da tarım ürünlerinin geç olgunlaşması soğuktan kaynaklanır. Kıyı bölgelerinde bitki örtüsünün gür olması kıyı bölgelerimizin nemli olmasından kaynaklanır. Çöl bölgelerinde toprak oluşumun yavaş olması burada sadece fiziksel çözülme varlığından kaynaklanır. Kimyasal çözülmenin olmadığı yerlerde toprak oluşumu yavaştır. Fakat Kıyı Ege'de sıcak suların termal tesislerde kullanılması denilmiş. Burada sıcak suların varlığı yerin yapısıyla ilgili bir durumdur. Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneğidir. Türkiye'yi etkileyen basınç merkezlerinden hangileri alçak basınç özelliği gösterir denilmiş. Sibirya termik yüksek basınç alanıdır. Azor dinamik yüksek basınç alanıdır. Bize alçak basınçlar sorulmuş. İzlanda dinamik alçak basınç alanıdır. Basra ise termik alçak basınç alanıdır. Bundan dolayı bizden alçak basınçlar istendiği için 1 ve 3 diyoruz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yükseltiye bağlı olarak sıcaklık değişimiyle açıklanır denilmiş. Çöllerde gün içerisinde sıcaklık değişiminin fazla olmasının sebebi nemin az olmasıdır. Ekvatoral kuşakta buharlaşmanın daha fazla olması, ekvatoral bölgenin sıcak olması yani enlemle ilgilidir. Ege kıyılarında maki bitki örtüsünün iç kesimlere kadar sokulabilmesi dağların uzanışıyla ilgili bir durumdur. Dağların kıyı çizgisine dik uzanmasıdır. Dağların uzanışıyla ilgilidir. Kuzey yarımkürede dağların güneye bakan yamaçları bakma kelimesi var. Bakı ile ilgili bir durumdur. Fakat yükselti ile ilgili durumlar sorulmuş. Bir yamaç boyunca yükseldikçe alt kesimlerde geniş yapraklar varken sonra karma ormanların sonra iğne yapraklı ormanların bulunması bu yükselti ile birlikte sıcaklığın azalmasının bir sonucudur.
Doğru cevabımız A seçeneğidir. Yukarıda özellikleri verilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. En sıcak ay ortalaması 10 dereceyi geçmez deniliyor. Bu bizim tundra iklimini anlatırken kullandığımız bir özelliktir. Yıllık sıcaklık farkı tundra ikliminde fazladır ve yıllık yağış miktarı 250-300 mm civarındadır. Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneğidir. Yukarıdaki rüzgarlardan hangilerinin oluşumunda kara ve denizlerin farklı ısınma özelliği etkilidir? Meltemler kara ve denizlerin gün içerisinde farklı ısınması sonucunda meydana gelir. Muson rüzgarları ise kara ve denizlerin, kıta ve okyanusların yıl içerisinde farklı ısınması sonucunda meydana gelir. Bundan dolayı doğru cevabımız 1 ve 3'tür. B seçeneği doğrudur. Yukarıdaki durumların hangilerinde yağış olma ihtimali daha fazladır denilmiş. Yağış olma ihtimaline baktığımız zaman soğumayı kontrol ediyoruz. Sıcak ve soğuk havanın karşılaşma alanında sıcak havanın soğuması gerçekleşir. Bundan dolayı yağış oluşur. Alçalıcı hava hareketlerinin görüldüğü yerlerde ısınma meydana geldiği için yağış oluşmaz. Bağıl nemin yükselmesi doyma noktasına yaklaşmak demektir. Bunun sonucunda yağış meydana gelebilir. Sıcaklığın artması durumunda ise hava doyma noktasından uzaklaşacağı için yağış meydana gelmez. Yağışın meydana gelmesi 1 ve 3 numaralı durumlarda görülür. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangisi yeryüzünde yağışın çok olduğu bölgeler arasında yer almaz? Orta kuşak karalarının batı kıyıları olmasından dolayı 1 numaralı, 3 numaralı bölgeler batı rüzgarlarının etkisiyle bol miktarda yağış alır. Ekvator çevresi alizelerin etkisiyle bol yağış alır. Muson bölgesi muson rüzgarlarının etkisiyle fazlaca yağış alır. Fakat kutup çevreleri sıcaklığın düşük olmasından dolayı çok fazla yağış almaz. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir. Haritada gösterilen illerimizin hangisinde yıl içerisindeki sıcaklık değişimi daha azdır denilmiş. İç bölgelerimizde Eskişehir, Sivas, Muş, Kars gibi bölgelerimizde karasallıktan dolayı yıllık sıcaklık farkları fazladır. Fakat Rize hem kıyıda olmasından dolayı, denizel olmasından dolayı hem de bulutlu gün sayısının fazla olmasından dolayı Türkiye'de yıllık sıcaklık farklarının en az olduğu yerlerden birisidir. Doğru cevabımız A seçeneğidir.